dünya tarihine damgasını vurmuş ve olayları şekillendirmiş kişiler pek azdır. Bu kişiler ya büyük cesaretle düşman ordularını yenip imparatorluklar kurmuşlar ya da önemli eserler yazıp birçok nesli etkilemeyi başarmış kişilerdir. Ancak dünya tarihinde bir kişi vardır ki ne savaşmış ne de bir devlet kurmuştur. Kendisi bizzat bir kitap yazmadığı halde onun hakkında binlerce kitap yazılmıştır. Dünyamızın en ücra köşelerinden birinde yaşamış olmasına rağmen öylesine kısa ve mütevazi bir hayat yaşamıştır ki insanlar bugün bile onun hakkında konuşmadan ve tartışmadan edemiyorlar. Günümüzde insanların pek çoğu onun sevgi dolu sözlerine ve ilahi yetkisine hayrandırlar. Onun ismini duymayan olmamasına rağmen maalesef gerçek anlamda takipçisi pek azdır. İşte bu anlattığımız kişi İsa Mesih'tir. Mesih'in kim olduğunu anlamamız için öncelikle İncil kitabını incelememiz ve dünyayı nasıl bu kadar derinden etkilediğini anlamak içinse İsa Mesih'in hayatını araştırmamız gerekiyor. Can Nuroğlu'yla İsa Mesih'in izinde programına hoş geldiniz. Tekrar yeni bir programda birlikteyiz. Bugünkü konumuz İsa Mesih ile şeytan. Ciddi bir konu. Evet. Eminim birçok sorumuz çıkacaktır buradan. Evet. Buyurun siz başlayın. Ya şimdi geçen bölümde de gördük. Yahya ortaya çıktığında bir mesajı vardı. Dedi ki göklerin egemenliği geldi. İsa Mesih de benzer şeklinde vaftiz olduktan sonraki hizmeti, yani halka seslenişi bir anlamda vaftiziyle başladı. Yani ondan sonra 3 yıllık bir hizmet süreci başladı. Hizmetine başlar başlamaz aynen Yahya'nın yaptığı gibi. Öncelikle insanlara göklerin egemenliği geldi, tövbe edin. Aynı sözleri kullandı. Ama tabii ki bu bize bir soru işareti uyandırıyor. Göklerin egemenliği derken neyi kastediyoruz? Şimdi Tanrı dünyayı ilk yarattığı zaman 6 günde dünyayı mükemmel bir şekilde getirdi. Sonra dünya üzerine egemen kıldığı insanı yarattı. Erkek ve dişi. Ve ilginçti ki onları yaratırken kullandığı kelime şu. Dünyaya egemen olun. Yani burası sizin egemenliğinizdir. Yani onlar sorumluydu dünya üzerinde. Onlar bir yandan da Tanrı'nın vekiliydiler dünya üzerinde. Ki ilginçtir, insan için sadece bu söz geçer. Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tanrı'ya benzer. Çünkü onlar Tanrı'yı temsil ediyordu bu dünyada. Dünya onların egemenliği altında. Tabii ki kısa bir süre sonra biliyoruz. Yılan kılığına girmiş iblis geliyor, onları aldatıyor, onları günah işletmeye başarıyor. Evet. Ve Rab'den uzaklaşıyor. Orada bir isyan vardır. Yani iblis onlara şunu diyor. Diyor ki siz eğer bu meyveden yerseniz, yasak meyveden yerseniz Tanrı gibi olabilirsiniz. Yani ne anlamda? Siz Tanrı'dan bağımsız olabilirsiniz. Tanrı'dan daha üstün olabilirsiniz. Ne gerek var Tanrı'ya bağlısınız? Kendi egemenliğinizi kendiniz kurun. Nasıl olsa buranın krallığı, kraliçesisiniz. Ki aslında Tanrı onlara zaten o egemenliği vermişti bile dünya üzerinde. Ve onlar orada günah işlediler. Tanrı'ya isyan ettiler yemeden yiyerek. Ama farkında olmadan aslında ne yaptılar biliyor musunuz? Bu dünyanın, bu egemenliğin tapusunu diyeyim, hakkını kime kaptırdılar biliyor musunuz? İblise. Çünkü onlar Tanrı'ya bağlıyken, çünkü o egemenliği ondan aldılar. Aldılar o egemenliği, o sorumluluğu şeytana kaptırdılar. Günah işleyerek. Günah işleyerek sözünü, onun boyunduruğu altına girdiler. Evet. Ve ona bağlı olmuş oldular. Tanrı'ya karşı cephe almış oldular. Hı-hı. Ama Tanrı baştan beri dedi ki ben sizi kurtaracağım. Hatta ilginç bir söz kullandı. Diyor ki kadının soyu sizi kurtaracaktır. Şeytanın, iblisin başını ezecektir. Baştan beri şöyle bir mücadele vardı. Evet. Tanrı ve iblis ve insanlar Tanrı'ya bağlıyken şeytana iblisin bağlı tarafına geçiyor. Bu harika, mükemmel dünya şeytanın ellerine teslim ediliyor. Ve görüyoruz hani şu an tabii ki dünyada yaşanan bütün bu kaos, bu sıkıntılar, facialar, depremler, fırtınalar, her neyse. Bunlar işte bu olaydan kaynaklanıyor. Bazen insanlar tabii ki farkında olmadan belki bilmediklerini, anlamadıklarından dolayı bu olayı kalkıp Tanrı'yı suçluyor. Tanrı sen niye buna izin veriyorsun? Nasıl böyle dünyanın bu şekilde gitmesine izin veriyorsun? Oysa ki dünyayı bu hale getiren
bizim atalarımız, bugün de bizim de isyanımız, günahlarımız. Evet. Yani dünya şu anda kutsal kitaba göre iblisin avucundadır diyor. Evet. İblisin elinde, onun egemenliği altındadır. Hı hı. Şimdi Mesih dünyaya geldiği zaman aslında gelmekteki ana amaçlarından bir tanesi bu egemenliği iblisin elinden geri almak. Tamam. İnsan olması da çok önemli. Hı hı. Çünkü bunu kaybeden insandı. Evet. Ve şimdi o insan olarak çıkıyor, o egemenliği geri kazanacaktır. Hatta yanılmıyorsam İsa'dan bahsederken ikinci Adem evet, diye ikinci bir Adem şey söyleyebiliriz. Yani çünkü o Adem'in bitiremediği, yapamadığı işi evet. tamamlamaya geldi. Onu yitirdiğini kurtarmaya geldi. Ve bir bakımdan benzerlikleri de var. Adem de babasızdı. Evet. Topraktan yaratıldı. Hatta Adem için Tanrı'nın oğlu der. Evet. Luka 3. bölümün sonu. Çünkü onun da babası yoktu. Ama herhalde aralarındaki en büyük fark İsa dünyayı günahtan kurtaracak evet. olan Adem sürüklemişken evet. İsa o egemenliği, dünyasal egemenliği şimdi o zaman ne oluyor? Adem bunu şeytana kaptırıyor. Hı-hı. Mesih geldiğinde bunu geri almaya geliyor. Evet. Ve Mesih'in yaptığı ilk şey çok ilginç. Luka'dan şimdi bakacağız. Luka 4. bölüm. Mesih vaftiz olduktan hemen sonra ne yapıyor? Çöle gidiyor ve şeytanla mücadeleye giriyor. Hmm. Bu neden önemli? Çünkü an amacı bu. Evet. Şeytanın elinden o egemenliği geri kazanmak. Çünkü düşmanı o. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Mesih geldiğinde ne Roma'yla ne başka yetkililerle savaşmaya geldi. O iblisle mücadele etmeye geldi. Evet. Çünkü esas düşman o. Tamam. Şimdi Luka 4. bölümünden okuyalım ve Mesih'in iblisle olan bu ilk mücadelesini bir izleyelim. Bayağı bir ilginç. Evet. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria Irmağı'ndan dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, ''Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun.'' dedi. İsa, ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz.'' diye yazılmıştır karşılığını verdi. Tamam, şimdi duralım orada. Evet. Şimdi kutsal ruhla dolu olarak. Tanrı'nın ruhuyla mesedildi ya vaftiz olunurken. Hı hı. Şimdi kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu onun hayatını yönlendiriyor. Hı hı. Nereye yönlendiriyor onu? Çöle. Diyeceksin bu biraz garip. Hani Mesih ise, kral ise başkente gitmesi gerekmiyor. Yok hayır. Hı. Çünkü esas düşman şeytandır. Evet. Onunla mücadele etmek üzere çöle gidiyor. Bir oruç dönemi yaşıyor. Hı hı. 40 gün. Yemek yemiyor, muhtemelen sıvı alıyor. Hı-hı. Ama yemek yemiyor. Hani bu neyi aslında kastediyor, neyi temsil ediyor? Tanrı'ya orada hayatını adıyor. Evet. Kendini her şeyden arıtıp Tanrı'ya doğrudan yöneliyor. Bir anında zayıf da düşüyor. Hani, ve şeytan en zayıf anında geliyor. Evet. Çok acıktı o esnada. Hı-hı. Diyor ki ya İsa, yani şimdi sen Tanrı'nın oğlusun. Şimdi ilginç de bak iblis de bunu inkar etmiyor. Evet. Diyor ki sen Tanrı'nın oğlusun. Bilirim seni. Hı-hı. Yap bir mucize kendine. Hani biraz kendi ihtiyacını gider. Evet. Yazıktır sana. Bu taşlardan bir ekmek çıkartırsın aslında herhalde. Aslında bu sanki şeytan değil de insanın kendi içinde kendine... Nefsine yenilmesini evet, istiyor. Her bir şekilde bir bahane gibi. Bulması için söylediği bir söz gibi aslında. Sanki çok basit. Tabii. Yapabilirsin. Niye yapmıyorsun? İbemesi yapabilirdi. Evet. Hiç sorun değil. Ama burada sorun şu. Orada Tanrı'nın sözüne uymak yerine, hı-hı. Tanrı'nın aslında iradesinin şeyine gitmek yerine İblise uymuş olur. Hmm. İblisin sözünü dinlemiş olur. Ve ne diyor aslında? Mesih diyor ki bir yanlışın var İblis. Hmm. İnsan için en önemli şey yemek değil. Hmm. En önemli şey Tanrı'nın sözünü dinlemek. Evet. Tanrı'nın iradesine bağlı kalmak. Ve ben bunu yapacağım. Hmm. Senin sözünü dinlemem. Çok ilginç. Yalnız ekmekle yaşamaz insan diyor. Evet. Yani demek ki insanın yaşadığı başka bir kaynak evet. daha var. Diyor ki benim esas içten beni güçlendiren esas kaynak, beni besleyen hı hı. aslında Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın sevgisi. Şimdi devam edelim. Çünkü bu ilk bir deneme. 3 kere onu deneme, onu günaha sürüklemeye çalışıyor. Her birinde tabii ki şeytanın kurnazlığını görebiliyoruz. Evet. Hani şeytan burada Mesih'ten çok çirkef bir şey yapmasını istemiyor. Evet. Bunu Mesih'ten yapmaz. Hı hı. Ama böyle biraz da insani boyutuna evet. biraz hitap etmeye çalışıyor. Devam edelim istersen 5. ayetten. Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.
Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rab'be tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Tamam, çok önemli. Evet. Hani bir görüm şeklinde muhtemelen ona dünyanın bütün egemenliklerini gösteriyor. Hı hı. Ki bu neyi gösteriyor? Aslında İblis Mesih'in neye geldiğini biliyor. Hı. Bu egemenliği dünyayı yeniden kazanmak için, yeniden Tanrı'ya çekmek için geldiğini biliyor. Hı hı. Bunun da onun hakkı olduğunu da biliyor. Ama şimdilik bu kimin elinde? İblis'in elinde. Evet. İblis diyor ki bak bunu almaya geldin zaten. Hı hı. Sana gelip veririm, sorun değil. Hı hı. Tek şartım. Bana bir tat. Hmm. Çok basit. Tamam. Şimdi ilginçtir burada. Bir kere Mesih de karşılığında demiyor ki senin böyle bir hakkın yok ki. Evet. Senin böyle bir egemenliği yok ki. Evet. Diyor aslında evet. Şimdi bunlar senin elinde. Hı hı. Ama ben bunları senin elinden bu şekilde almam. Sana tapınarak, sana boyun eğerek asla bunu almam. Tanrı bunu nasıl alması gerektiğini belirlemişti ki bu yol çarmıhtan geçiyor. Hı. Aslında şeytan ona bir kestirme yolu gösteriyor burada. Evet. Ya çarmıha boş ver. Gel sana vereyim. Kendisi acı çekeceğine bana tapın. Bana tap. Sen de kazan ben de kazanayım ama diyor. Ama tuzaktır. Evet. Çünkü iblise tapan Adem ve Hava gibi bu defa onun boyunduru altına girer. Evet. Ve Mesih diyor ki hayır. Tanrı'dan başka hiç kimseye tapmayacaksın. Hı-hı. Cevabını veriyor. Evet. Şimdi üçüncü bir kere daha iblis onu denemeye çalışıyor. 9. ayet. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşı çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye buyrulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Tamam. Bir daha onu deniyor. Bu defa hangi açıdan? Kendi kendine bakması açısından. Diyor ki bir tapınağa götürüyor. Tapınak çok yüksek bir yer. Çok kalabalık. Binlerce insan etrafında böyle dolaşıyor. Diyor ki bak sen burada öyle bir mucize yapacaksın ki. Tapınaktan kendini atacaksın aşağı. Hı-hı. Herkes vay canına diyecek. Melekler gelip seni alttan kurtaracak. Evet. Ve müthiş bir şov olacak. Herkes alkışlayacak. Aa işte Mesih geldi diyecekler. Yani bu biraz da iblisin tarzı zaten. Evet. İnsanın kendini yüceltmesi için. Evet. Öne çıkardı. İlginç olan da iblis bunları yazılmış kutsal sözlerden alıntı yaparak çok söylüyor. Çok ilginç. Evet. Demek ki iblis de Tanrı'nın sözünü az çok biliyor. Evet. Değil mi? Onu kullanıyor. Yani evet. Her yönden Rabbi denemeye çalışıyor. Hı hı. Tabii Mesih'in verdiği cevap. Yine Mesih her zaman kutsal kitaptan da cevap veriyor. Bu çok önemli. Evet. Diyor ki Rabbi denemeyeceksin. Hı hı. Yani bu tarz aptalca şeyler yaparak, kendini ön plana çıkartarak Tanrı'yı denemenin hiçbir faydası yok. Gerçekten bu tuzaktı. Hı hı. İblis anladı hakikaten Mesih'i tuzağa düşüremeyecekti. Hı hı. Ama bu neden önemli aslında? Mesih burada bir anlamda Adem'in rolünü almış oluyor. Hı. Adem iblis tarafından denenmiştir. Evet. Ve günaha düştü. Şimdi ikinci Adem çıkıyor ve yine doğrudan şeytanla yüzleşiyor. Hı hı. Ama yenilmiyor. Evet. Günaha düşmüyor. Nefsine yenilmiyor. Hiçbir şekilde tuzağa düşmüyor. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Sembolik olarak Mesih yeni bir çığır açıyor çünkü. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve artık bir kurtuluş yoluna gireceğiz. Şimdi Mesih'in aslında baştan beri misyonu da buydu aslında. İblisin bu egemenliğinin temelini çürütmek artık. Hı. İnsanları da özgür kılmak. Hı hı. Hemen mesela 4. bölümün ilerisinde Mesih bu defa Havari'ye gidiyor. Yahudilerin toplandığı, eğitim aldıkları merkezde bunlar. Hı hı. Havari'ye gidip orada Rab'in sözüne Yeşaya adam bölüm okuyarak ilginç bir alıntı kullanıyor. Diyor ki 18. ayet, Rab'in ruhu üzerimdedir. Hı. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mes etti. Yani Mesih benim demek istiyor. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını, duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab'in lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Ne diyor aslında? Ki hemen ardından diyor ki bu sözler bugün gerçekleşti. Evet, beklediğiniz benim. Benim. Evet. Halk tabii ki şaşırıyor. Önderler onu kabul etmiyor orada. Hı hı. Ama söylediği söz çok önemli. Ben sizi özgür kılmak için geldim. Hı. Kimden? Şeytandan. Evet.
Ve görebiliyoruz yani Mesih'in hizmetinde, hayatında tabii ki birçok mucize yaptı. Hı-hı. Ama hemen bunun ardından 31. ayette, yine Luka 1, 4 ve 31. ayette bir insanın içinden kötü bir ruh kovuyor. Şimdi kutsal kitabı biraz genel olarak baktığımız zaman, araştırdığımızda biliriz ki aslında iblis başta bir melekti. Hı-hı. Çok görkemli bir melekti. Ama Tanrı'ya karşı gururlanıp isyan ettiği zaman Tanrı'nın huzurundan atıldı. Daha sonra Tanrı'nın suretine göre yapılmış insanı aynı tuzağa düşürmeye başarıyor. Hı-hı. Ve hep Tanrı'ya karşı çalışıyor. Hı-hı. Ama iblis tek başına düşmedi. Kendisiyle birlikte daha başka melekler de Rab'den uzaklaşmış, bunun isyanına katılmış. Ve onlara kutsal kitap cin der, kötü ruh der. Ne yazık ki halk arasında cinin iyisi kötüsü denir. Öyle bir şey yok. Değil cinler mi? Hep kötü. Ve cinler şeytana hizmet eder. Ve cinler de insanlarla uğraşır, oynar. İnsanlar da bunu bazen oyunla sanıyor ne yazık ki. İşte kimisi tarotçulukla uğraşıyor, kimisi fala bakıyor, kimisi işte cinciye gidiyor. Aslında çok masum ve sıradan, günümüzde çok olağan görülen olaylar aslında direkt şeytanın egemenliğiyle bağlantılı olan. Ve bazı insanlar o cinin etkisinde öyle bir kalabiliyor ki, öyle bir onun tarafına yönetilebiliyor ki resmen onunla doluyor. Evet. Onun hayatını kontrol ediyor. O yüzden zaman zaman bakıyoruz ki Mesih bu tarz cinli denilen insanlara seslendiğinde içindeki o ruhu kovuyor. Evet. İnanılmaz bir şey. Yani bunu sıradan bir insan yapamaz zaten. Tabii. Görürüz zaman zaman bu tarz olaylar bugün de yaşanıyor. Bir insanı görürsün. Kontrol dışı hareketleri vardır. Kendi kendine zarar verir. Bazen ses tonu değişir. Evet. Yani belli ki bir başka bir kötü ruhun etkisinde kalmıştı. İşte Mesih onu özgür kalabilir. Ve bunu defalarca yaptığını görüyoruz. Evet. Hatta çok ilginç bir tane var. Belki onu ayrıntılı konuşabiliriz. Luka 8. bölümünde 26. ayeti. Orada bir değil, birçok cin tarafından sahiplenmiş bir şahıs söz konusu. Luka 8. bölüm ve 26. ayet. Celine'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. Tamam, şimdi ilginç bir karşılaşma. Evet. Mesih ile havarileri bu bölgeye gidiyor. Orada bir adam var. Yani cine tutulmuş bir adam bu. Ve insanlar onu zaman zaman bağlamaya çalışmış zincirlerle, kösteklerle. Hı-hı. Ama tutamamışlar. O kadar güçlü. O kadar güçlü. Yani cinin içindeki cinin gücüyle bunu yapabiliyordu demek. Evet. İnsanlar artık oradan geçmeyi korkar oldular. Hiç kimse o bölge gelmiyordu. Zaten mezarlıkta yaşayan bir adamın olduğu yere niye gidesin? Bir de mezarlık her taraf, mağara her taraf. Bunlar içerisine dolanıyor, yaşıyor. Çırılçıplak ortada dolanıyor. Evet. Yani bayağı garip bir durum. Çok acınacak bir durum aslında. Adam da ne yapıyor? Mesih'i görür görmez. Ne kadar dersin geliyor, ayaklarına kapanıyor. Ve ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İsa. Nereden tanıyor ki İsa'yı? İsa'yı tanıması mümkün değil. İlk defa görmüş. Ama içindeki cin tanıyor. İsa Mesih'in kim olduğunu çok iyi biliyor. Hatta ve hatta ne diyor? Tanrı oğlu. Benle ne işin var diyor. Evet. Yani kim olduğunu çok iyi biliyor. Bugün insanlar inkar edebiliyor ama şeytan bile gerçeği biliyor. Bu çok önemli. Şeytan bile, cinler bile Mesih'in gerçeğini biliyorlar. Şimdi burada Mesih ile orada karşılaşıyor ve cinler diyor ki yani bizi kovma. Çünkü cinlerin son uğrayacağı yer zaten dipsiz derinlik. Bir ceza var onlar için, cehennem. Ve oraya erken gitmekten çekiniyorlardı. Öyle bir ilginç bir durum var. Devamını okuyalım istersen 30. ayetten. İsa ona adın ne diye sordu. O da tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
Domuzları güdenler olup bitenleri görünce kaçtılar. Kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Tamam, şimdi tümen bilirsin, evet. Roma ordusunda lejyon vardı. Hı hı. Bu tümenin karşılığı. 100 ya, asker mi oluyor? Bu aslında daha fazla. Lejyon da 6000'e yakın asker olabilirdi. Tabii ki bilemeyiz adamın içindeki cin sayısı ne kadar ama oldukça fazla. Evet. Hani bir insan içinde ya da etrafında ona bağlı olan bu kadar fazla kötü ruh. Düşünebiliyor musun? Adam o işkence içerisinde yaşıyor. Evet. Ve o kurtulmak istiyor muhtemelen. Hı-hı. Tümen kendini kurtarmaya çalışıyor içindeki kötü ruh. Biliyor ki Mesih karşısında hiçbir şansı yok. Hı-hı. Diyor ki bari bizi çok uzaklara gönderme. anlatabiliyor muyum? Mesih, aslında cinler öncelikle bunu teklif ediyorlar. Bak burada bir sürü domuz var. Evet. Oraya gidelim. Yani onun içine girelim bari. Hı-hı. Bu adamdan vazgeçmemiz gerekiyorsa. Yani cin her zaman için bir beden arar. Evet. Çünkü ruh olarak bedensizdir. Hı-hı. Bir şeyleri yapmak için, gerçekleştirmek için bedene ihtiyacı var. Hı-hı. O yüzden insanı sahiplenmek için uğraşırlar. Hı-hı. Dolayısıyla cinlerle hani bu tarz şekilde uğraşmak oyun olsa da çok çok tehlikeli. Yani onlara hiçbir kapı açmamamız gerekiyor. Kesinlikle. En basitinden en ciddiyesine kadar yani kendimizi korursak ve bu konuda kendimiz bilinçli bir şekilde tabii. durursak biz istemeden bize saldıramazlar zaten. Evet, evet. Ama biz irademizi onlara kaptırdık mı? Kendimizi açtık mı onlara? Hı-hı. Artık kontrolü kaybediyoruz bir yerden sonra. Şimdi cin diyor ki, bu cinler diyor ki şu domuz sürüsüne bir girelim. Hı-hı. Şimdi normal Yahudi toplumunda domuz gütmek yasaktı zaten. Hı-hı. Demek ki bunlar yanlış bir şey yapıyorlardı ki. Mesih Hı-hı. diyor ki tamam gidebilirsiniz. Hı-hı. Evet, onu soracaktım. Yani İsa neden onların bu isteğine karşılık veriyor? Çünkü sonuçta cinleri cehenneme gönderse daha... Ki aslında ilginç tarafı şu, zaten görürsünüz bu sürü cinlerle dolunca ne yapıyorlar? Direkt göle atlıyorlar. Deliye dönüyorlar, atlıyorlar, hepsi ölüyor zaten. Evet. Demek ki bu cinler yine de aynı gazaba uğruyorlar, aynı sona uğruyorlar. Yani onlar için kurtuluş olmadı bu. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ama esas garip olan toplum geliyor, olayı duyuyorlar tabii ki. Geliyorlar, bakıyorlar ki ne oldu, ne bitti, adamı görüyorlar. Hı-hı. Eskiden ortalıkta çırılçıplak, bağıran, çağıran, işkence çeken o adamın son halini görüyorlar. Oturmuş, giyinmiş, Mesih'in önünde duruyor. Evet. Şimdi sevinmeleri gerekirken, vay canına ne yaptın sen İsa, sen kimsin, nasıl böyle bir şey yaptın? Korkuya kapılıyorlar. Diyorlar ki ya git buradan, git bak bize maddi zarara uğratıyorsun. İşte domuzlarımız gitti, şu gitti, bu oldu. Yani insanlar ne kadar acımasız. Evet. Mesih ise burada merhametini görebiliyoruz. Tabii. Yani böyle bir adama acıyıp, yani ki öyle bir yanından geçmek bile insanı korkuturdu yani, ama Mesih bundan korkmuyordu. Yani şunu göstermeye çalışıyorum aslında, cinlerin karşısında, iblisin karşısında İsa Mesih'in hiçbir korkusu yoktu. Hı-hı. Tamamen yetkili, güçlü. Her defasında onları yenilgiye uğratıyor. Her tür insan içinden kötü cinleri, ruhları kovuyor, zaferli çıkıyor. Hı-hı. Şimdi Mesih'in baştan sona kadar mücadelesi iblisledir. Şimdi daha sonra mesela Yuhanna 8. bölümünde ilginç bir diyalog daha var Mesih'le din görevlileri arasında. Hı-hı. Onlar diyorlar ki işte biz İbrahim'in çocuklarıyız. Sen kimsin? Nereden çıktın sen? Hı-hı. Mesih diyor ki aslında siz kimin çocuklarısınız biliyor musunuz? Siz iblisin çocuklarısınız. Hı-hı. Ne diyorsun sen? Nasıl böyle bir şey söylersin? Diyor ki çünkü siz iblisin dediklerini yapıyorsunuz. Hı-hı. Yani insanlar günah işledikçe kendini iblise, şeytana daha da yakın kılıyor, bağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu sadece Ferisiler için, din bilginleri için değil, aslında her birimiz için. Bu dünyada doğmuş büyümüş herkes günah işledikçe kendini şeytana bağlıyor. Hepimiz o anlamda iblisin çocuklarıyız. Evet. O şekilde yaşıyoruz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ama Mesih'in geliş amacı neydi? Bizi Tanrı'ya çekmek, bizi Tanrı'nın çocukları yapmak. O egemenliği yeniden canlandırmak. Mesela bazen insanlar şu konuda kafaları karışabiliyor. Nasıl olur da küçücük bir bebek, yeni dünyaya gelmiş bir çocuk günahlı olarak adlandırılabilir? Biz Hristiyanlar
herkesin, dünyaya gelmiş herkesin günahlı olduğunu söylüyoruz. Ona evet. inanıyoruz. Nasıl olur da bir bebek bu günahkar kalıbına yakıştırılabilir, bu şekilde söylenebilir diye. Çok güzel bir soru. Şimdi kutsal kitap çok açık bir şekilde der ki her doğan çocuk içerisinde, insan içinde günah vardır. Şimdi buna günahkar demek bence yanlış olur. Çünkü günahkar demek günah işleyen demektir. Evet. Henüz günah işlememiştir. Günahlı demek biraz daha doğru. Günah vardır içinde. Şöyle belki tarif edebiliriz. İçinde günahın tohumu vardır. Evet. Yani bir, çünkü günah bir virüstür. Adem o virüsü aldı. Ve bu virüs kendisinden sonraki çocuklarına hemen geçti. Nereden biliyoruz? İlk oğlu Kain ne yapıyor? Kardeşini öldürüyor. Bunu nasıl yaptı? Nasıl yapabildi? Nereden öğrendi böyle bir şey? Yani içinde vardı demek. Öldürme hırsı, kıskançlık, artık kin, nefret ve benzeri. Şimdi oradan anlaşılıyor ki babasının o virüsünü almıştır. Kain'e geçtiği gibi bir sonraki nesillere geçti ta ki bize varana kadar. Yani bu olasılık, bu tohum hepimize vardır. Biz de yaptıklarımızla, yanlış seçimlerimizle o tohumu yeşertiyoruz. Doğru. Ama her çocuk günahlıdır diye, her doğan dünyaya gelen günahlıdır diye o günahından dolayı yargılanacak, efendim cehenneme atılacak değil. Biz yaptıklarımızdan dolayı yargılanırız. Evet. Günahlarımızdan dolayı ancak yargılanırız ve cehennem azabına teslim ediliriz. Yani henüz belirli bir sorumluluk bilincine erişmeyen bir çocuğun yargılanacağını düşünmüyoruz. Kutsal kitap bunu savunmuyor. Çünkü onun henüz bilinçli bir günah işlediği yoktur. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu da inkar etmemeliyiz ki hepimize bu günah tohumu vardır. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü A'dan Z'ye kadar dünyanın her toplumunda, her bir ülkesinde problem herkes var. Günahla doluyor. Evet. Yani eğer günah sadece bir seçim olmuş olsaydı, dünyanın yarısı bayan ve yarısı erkek olduğu gibi yarısı iyi, yarısı kötü olurdu. Yani bu biraz da günah, insanların günah kavramına bakış açısıyla açıklanabiliyor. Bazıları diyor ki ben yalan söylemiyorum, çalmıyorum, zina etmiyorum. O zaman ben iyi bir insanım. Evet. Ama iyi olmak demek, günahsız olmak demek değil. Çünkü değil. Günah yürekte oluşan en küçük Tanrı'nın hoşlanmadığı. Ve günah aslında Tanrı'nın şablonuna aykırı olan her şey, en ufak herhangi bir şey. Tanrı insanı mükemmel yarattı. Kendisiyle mükemmel bir ilişki halinde olmak üzere yarattı. Kendi çocuğu olarak yarattı. Hani de söyledik ya, Adem için şöyle denmiş, o Tanrı'nın benzerliğinde. Nasıl ki bir çocuk, benim oğlum benim benzerliğim dedi. O benimle bir ilişki halinde olsun diye onunla onu dünyaya getirdim. Arzum bu. Tanrı arzusu buydu insanları yaratırken. O ilişkiyi korumak, yaratmak. Ama insan Tanrı'yla o ilişkiyi sürdürmek yerine iblisle ilişkinin içine girmeye tercih etti. Ve şimdi Tanrı'dan uzak yaşıyor. İşte Mesih'in dünyaya geliş sebebi neydi? İblisi yenmek, o egemenliği bir daha Tanrı'ya çekmek, insanları Tanrı'yla o ilişkiyi haline getirmek. Ve diyor Yuhanna 1. bölüm diyor ki kendisine iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığı verildi. Şimdi Mesih gerçekten iblisi yenmek için geldi. Şimdi o İbraniler'de mesela bir ayet okumak istiyorum. İbraniler 2. bölüm ve 14. ayetinde şu sözler var. Diyor ki bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Yani Mesih bunun için özellikle insan oldu. Çünkü insan iblise yenildi. İnsan bu egemenliği kaptırdı. Bir insanın çıkıp bu egemenliği geri alması, geri kazanması lazım. Ama iblisle mücadele etmesi lazım. Mesih bunu yaptı. Sonra diyor ki 15. ayet. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Mesih insanı özgür kılmak için geldi. O yüzden Mesih'in başlıca düşmanı iblis de ve onunla mücadeleye geçiyor. Sevgili izleyicilerimiz, Mesih'in İzinden adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. İsa Mesih'in hayatını daha iyi öğrenip araştırmak için mutlaka İncil'i okuyun. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bize ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.